ederek kas güçlendirme hareketleri ve okçulukta temel duruştan bahsedeceğiz. Ulaşla birlikte sosyal mesafemizi yine koruyoruz. Evde kalıyoruz, hareketsiz kalmıyoruz. Hazır mıyız Ulaş? Hazırız. Başlıyoruz. Her spor branşında olduğu gibi bu dersimize de yine ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Başlayalım. Unutmuyoruz. Baştan ayağa doğru devam ediyor ısınma hareketlerimiz. Kafa arkada. Omuzlar önde. 10 tekrar yapabiliriz. Omuzlar arkada. Dirseklere geçelim. Terse. Kollar önde. Terse. Bu hareket sizi biraz zorlayabilir. El bileklerimiz. Bel önde yarım daire. Arkada yarım daire. Öne doğru esniyoruz. Sol, orta, sağ. Kendi vücut ağırlığımızla şimdi iki hareket yapacağız. Öncelikle şınavla başlayalım. Pozisyon aldım. 20 tekrar başla. Çok güzel. Jumping jack. 20 tekrar. Burundan derin güzel bir nefes alalım. Plank pozisyonu alalım. Hazır. 30 saniye başla. Son 20. Son 10. Beş. 4, 3, 2, 1, kalkabiliriz. Şimdi Ulaş'la birlikte lastiği alalım Ulaş. Evimizde pilates lastiğimiz vardır. Bir pilates lastiğiyle yapabiliriz bu hareketleri. Göğüste başlayalım. Dirsekleri hiç kırmadan yavaşça lastiği göğsüme doğru gerip bırakıyorum. Yine 10 tekrar olabilir.
Bıraktım. Kafa üstüne alıyorum şimdi lastiği. Kollarımı yine hiç kırmıyorum. 10 tekrar. Mümkün olduğunca hareketi yavaş ve kontrollü yapıyorum. Önemli olan sık tekrar değil hareketi doğru yapmak. Arkaya aldım kürek kemiklerime ya da sırtınıza da omuz başlarınıza da değdirebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Bıraktım. Şimdi lastiğimizin üstüne basıyoruz tek elimizle. Omuza kadar kaldırdım. Yavaşça indiriyorum. Yine 10 tekrar. Bu hareketi yaparken yana doğru yatmıyorum. Gösterelim yana yatışı. Omurgamıza gereksiz bir güç bindirme anlamına geliyor ve sakatlanma sebebi. Tekrar doğru yapalım. Çok güzel. 10 tekrardan sonra tekrar el değiştirdik. Yine aynı şekilde vücudum dik. Karşıya bakıyorum. Omuz başıma kadar lastiği kaldırıyorum. Yavaşça indiriyorum. Yeterli. Şimdi okçulukta temel duruştan bahsedeceğim sizlere. Ayaklarımızı kapatalım. Bu şekilde bir atış esnasında bu şekilde olan duruş bizim dengemizi bozar. Bunun için bacaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Evet, ağırlığı iki yana da dağıttık. Şimdi ağırlığımızı eğer öne verirsek, öne doğru parmak ucunda yükselelim. Öne doğru yatmış oluyoruz. Topuklar havada, yine denge kaybı var. Ne yapıyoruz? Topukları yere bastık. Bütün vücut ağırlığımı topuğa veriyorum. Bacaklarımı sıktım. Temel duruşta hazırım. Tekrar deneyelim. Parmak ucundan topuklara doğru basıyorum. Güçlü bir şekilde hazır. Lastik çekmeye şimdi geçebiliriz. Bu evrede lastiği ikiye katladık. Sol elimizle avuç içimizi alıp sıktık lastiğimizi. Sağ elimle üç parmağımı kaldırdım. Yavaşça büktüm. Kanca haline getirdim. Şimdi lastiğimin içinden geçiriyorum. Çekiş yapacağım. Sol elimi ileriye doğru iterken sağ elimle çekiş yapıyorum ve çenemin altına oturtuyorum. Çenemin altında boşluk istemiyorum. 3'e kadar sayıp yavaşça indiriyorum. Tekrar sol eli ileriye doğru itiyorum. Sağ elimle çekiş yaptım. Yavaşça indirdim. Şimdi tekrar bu hareketi yaparken bir detay daha göstereceğim sizlere. Sağ dirseği aşağı indirelim. Bu yapacağımız hareket sakatlanmanıza sebep olur. Çünkü gücü tam olarak dağıtamıyorum ve kürek kemiğime gereksiz bir yük bindiriyorum. Bundan dolayı yukarıya kaldıralım. Kaldır. T harfi. Vücudumda bir T harfi oluşturuyorum. Yavaşça indiriyorum. Son iki tekrar daha alalım. Son bir. İndirebilirim. Şimdi bırakış hareketini gösteriyorum. Sağ elimi kanca yapmıştım. Hatırlayalım. Kanca yaptığım elimi çenemin altına yine çekiş yaptığım şekilde oturttum. Sağ dirseğimi geriye çekerken elimden lastiği bırakıyorum. Dinamik bir şekilde elimi geriye doğru çekiyorum. Tekrar. Oturttum. Dinamik bir şekilde, hızlı bir şekilde bırakış yapıyorum. Evet, bu derste sizlere temel hareketlerden bahsettik. O katışlarımızı geçmedik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evde kalın, sporla kalın.